İbni Ataullah el-İskenderi, El-Hikemül Atayya adlı eseriyle tanınan Sufi. İbni Ataullah el-İskenderi, Hicri 668, Miladi 1260 senesinde İskenderiye'de dünyaya gelmiştir. Beni Cüzem kabilesine mensuptur. Beni Cüzem kabilesi, Mısır'ın fethinden sonra buraya yerleşen köklü kabilelerdendir. İskenderiye'de Maliki mezhebinin önemli temsilcilerinden biri olan dedesi Abdülkerim, İbni Ataullah'ın Leti'afül Minen'deki anlatımına göre şiddetli bir tasavvuf aleyhtarıydı. İbni Ataullah, Şerefettin Abdülmümin Eddimyati, Muhyiddin el-Mazuni, Nasuriddin İbnül Müneyyir gibi alimlerden nahiv, hadis ve fıkıh gibi lügavi, nakli ilimleri ve Muhammed bin Mahmud el-İsfahani'den de kelam, mantık ve felsefe gibi akli ilimleri elde etti. Fakih ve daha ziyade tasavvuf karşıtı biri olarak tanındığı bu yıllarda Ebu'l-Abbas el-Mürsi ile tanıştı ve onun sohbetlerine devam etmeye başladı. Ebu'l-Abbas el-Mursi, Şazeliye tarikatının piri, Ebu'l-Hasan eş-Şazeli'nin en tanınmış halifelerinden biridir. İbni Acibe, Ebu'l-Abbas el-Mursi'nin İbni Ataullah'a "Sen iki mezhepte, yani şeriatta ve hakikatte müftü olacaksın" dediğini aktarmaktadır. İskenderiye'den Kahire'ye vaaz ve irşad için gitti ve oraya yerleşti. Kahire'yi vatan edinmesi muhtemelen Şeyhi Ebu'l-Abbas el-Mürsi'nin isteği üzerine gerçekleşmiştir. Kahire'de onun etrafında, içerlerinde Tabakatus Şafiyye müellifi Sübki'nin babasının da yer aldığı geniş bir ilim ve tasavvuf halkası oluştu. Bu sırada Kahire'de bulunan İbni Teymiyye ile İbni Ataullah ve müritleri arasında vuku bulan tartışmalar sonucunda İbni Teymiyye hapse atıldı. İbni Ataullah, mürşidi Ebu'l-Abbas el-Mürsi vefat ettiğinde Kahire'de irşat postundaydı. Hayatının geri kalan kısmını burada geçiren İbni Ataullah, 13 Cemaziyel evvel 709'da 19 Ekim 1309 tarihinde Mansuriye Medresesi'nde Dar-ı Beka'ya irtihal etti ve Karafe mezarlığına defnedildi.